Bugünkü konumuz EN ve isimlerden bahsedeceğiz. Şimdi okunuş olarak sesli harfle başlayan, okunuş olarak diyorum özellikle, sesli harfle başlayan isimin önüne EN, sesli harfle başlayan isimin önüne E harfi konur. EN bir anlamına gelir. Mesela e-book bir kitap, an apple bir elma. Mesela burada B ile başladığı için ve sessiz olduğu için E ifadesi kullandım. Yani burada EN bir anlamına geliyor. Bir kitap, an apple, bir elma, an engineer. Burada E ile başladığı için bir mühendis, an engineer ifadesi kullanıyorum. A woman, bir kadın, a car, bir araba. Evet, burada car'da sessiz olduğu için E ifadesi kullandım. Burada W sessiz olduğu için E ifadesi kullandım. Evet, burada istisnalarımızda okunuş olarak demiştim özellikle. A university student. Şimdi burada university diye okuduğum için E ifadesi kullandım. Yani sesli, yani harfe baktığınız zaman sesli ama okunuş U ile olduğu için A university student. Bir üniversite öğrencisi. European country. Burada European country dediğim için E ifadesi kullanıyorum. O yüzden E ifadesi geldi. Bir Avrupa ülkesi. Evet, bu şimdi tekil ve çoğul isimlere bakacağız. Şimdi tekil isimler sayılabilir ve tek olan isimlerdir. Yani sayabiliyorsam ben ismi ve tekilse bunlar biz tekil isim diyoruz. Mesela house, bu biz evi sayabiliriz. Yani kaç tane ev olduğunu sayabiliriz. Bir tane olduğu zaman da a house diyorum. Bir ev. A woman, a car, an engineer, an orange. Yani burada gördüğümüz gibi hep sayılabilir isimler ve tekil olduğu zaman önüne en ifadesi kullanıyoruz. Çoğul isimin önüne kesinlikle en ifadesi gelmez. Yani mesela a houses diyemem, bir evler diyemem. İsimleri çoğul yaparken s takısı eklenir. Mesela two houses, iki ev. Four cars, dört araba. Three pens, üç kalem. Eğer kelime s, ss, ch, sh, x ve o ile biterse çoğul yapmak için s eklenir. Mesela bus, buses, kiss, kisses, watch, watches, box, boxes, potato, potatoes. Gördüğümüz gibi burada s ile bitmiş, ss ile bitmiş, ch ile bitmiş, x ile bitmiş ve o ile bitmiş. Sonuna s takısı ekliyorum çoğul yapmak için. Sonu sessiz harf ve y ile biten isimlerde y düşer, yerine is eklenir. Mesela city, sessiz harf ve y ile bittiği için cities, y düştü, yerine is koyduk. City şehir, cities şehirler. Lady, ladies. Country, countries. Sessiz harf artı y ile bittiği için y düştü, yerine is ekledim. Bunların yanı sıra düzensiz çoğul isimlerimiz var. Tamamen değişen isimlerimiz var. Man, men. Adam, adamla. Woman, women. Kadın, kadınla. Gördüğünüz gibi burada A, E'ye dönüştü. Burada da A, E'ye dönüştü. Person, insan. People, insanlar. Child, çocuk. Children, çocuklar. Mouse, fare. Mice, fareler. Tooth, diş. Teeth, dişler. Goose, kaz, geese, kazlar. Ox, öküz, oxen, öküzler. Foot, ayak. Feet, ayaklar. Yani bunlar tamamen değişiyor ve düzensiz isimler, çoğul isimler oldu. Sonu F, E ve F ile biten isimleri çoğul yaparken F ve FE düşer, yerine ves eki eklenir. Mesela wife, eş. Burada FE düştü. Wives, eşler. Shelf, raf. Burada F düştü, yerine ves ifadesi ekledik. Shelves, raflar anlamına gelir. Evet, konuyla ilgili örnek yaparsak buradaki singular isimleri plural yapacağız. Yani tekil isimleri çoğul yapacağız. Toy, toys. Diş, burada SH ile bittiği için dishes. Class, SS ile bittiği için ES ifadesi ekleyeceğim. Classes. Book,
Herhangi bir kural yok. Buna direkt S takısı ekleyeceğim. Burada O ile bittiği için ES gelmesi gerekiyor. Domatoes. Fox X ile bittiği için Foxes. Child düzensiz isim. O yüzden Children. Camera Cameras. Peach burada C ile bittiği için Peaches. Brush S ile bittiği için ES ekliyorum. Fly ses sarf artı Y ile bittiği için sinek anlamına geliyor. Fly sinekler. Computer computers. Cat cats. Love burada F ile bittiği için F düştü yerine loves ifadesi. Somun somunlar. Box X ile bittiği için boxes. Gitar herhangi bir kural yok burada. Sadece S ekleyeceğim. Guitars. Board boards. Table tables. Phone phones. Disk pencil pencils. Evet, bu şekilde tekil isimlerimizi çoğul yapıyoruz. Write the plural of the given nouns. Verilen isimleri çoğul yapacağız. A villa, two villas. A mouse, two mice. Burada mouse çoğulu mice oluyor çünkü düzensiz çoğul. A bin, two bins. A notebook, two notebooks. A sheep, two sheeps. A student, two students. An umbrella, two umbrellas. A board, two boards. A child, two children. Düzensiz. Tamamen değişiyor. A woman, two women. A, E'ye dönüştü ve çoğul yapıldı. A monitor, two monitors. A fridge, two fridges. Sadece S takısı ekliyorum. A plow, three plows. A city. Burada ses sarf artı Y ile bittiği için cities. A printer, three printers. A tomato, three tomatoes. A class, three class, classes. SS ile bittiği için ES ifadesi kullanıyorum. A fox. Evet. A fox, three foxes. A dish, three dishes. A foot, burada düzensiz olduğu için three feet. An ox, bu da düzensiz, o yüzden three oxen. A door, three doors. A dog, three dogs. A girl, three girls. Evet, buradaki örneğimizde yine çoğul yapacağız. Blackberry. Sonunda ses sarfı artı Y olduğu için blackberries. Love F ile bittiği için loves. Chicken. Herhangi bir kural yok bunda. O yüzden chicken ifadesi kullanacağım. Roaster. Roasters. Camera. Cameras. Herhangi bir kural yok. Key. Keys. Shelf. F ile bittiği için F düşüp yerine V ifadesi kullanmam gerekiyor. Shelves. To düzensiz, o yüzden teeth ifadesi oluyor çoğul yaparken. Half burada da F ile bittiği için F düşüyor yerine V ifadesi kullanıyorum. Wolf burada da F ile bittiği için wolves. Life, lives. Thief, thieves. Ox, oxen. Calf, F ile bittiği için calves ifadelerini kullanıyoruz çoğul yaparken.